Annene nasıl bakıyorsun Tufan? İyi mi? Nesi var kendimi? Yani arada hastalanabiliyor insanlar, değil mi? Oluyor böyle şeyler. Biz de kontrol edeceğiz, daha net şeyler söyleyeceğiz. Anlaştık mı? İzniniz olursa eğer. Evet. Bir enfeksiyon yok. Gayet iyi duruyor. Teşekkürler Ferman Bey. Bugün nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Başım biraz sanki. Anne! Anne! Tansiyon düşüyor. Anne, tamam anne. Tufan. Anne, tamam merak anne. Etme ben anneni iyileştireceğim. Anne mi yok mu? Bana güvenmek zorundasın. Anneni çok iyi anne. Edeceğim tamam iyileşecek. Çıkaralım. Anne. Çıkaralım. Anne. Tamam sakin ol. Anne. Anne. İyi olsun. Anne. Bakalım. Kızlar bakar mısınız? Nefes alamıyor hocam. Satürasyon düşüyor. 80. 75 oldu. İdrar kahverengi. Böbrek yetmezliği yine giriyor. Ayaklar şiş ödem var. Böbrek yetmezliği, ödem, aritmi, düşük tansiyon, halsizlik, kreş sendromu var. Hocam o depremde göçük altında kalanlarda olmuyor mu? Kırıklar yüzünden. Ali kemiği düzeltiyorken kan akışı tam sağlanmış. Ve ezilen kaslardaki nekrotik toksinler o anda kara karışmış. Anladın mı? Allah bilir ne zamandır kırıkmış. Manitol alkali yükleyin. Çabuk. Dextrose serumun içerisine 4 ampul sodyum bikarbonat ve 50 miligram manitol yükleyin. Çabuk. Acil. 1 saatte 1 litre hızlı infüzyon olacak. Dopamin nerede? Gel buraya. Gel. Yükle. Bende. Tamam. Dopamin nerede? Hocam burada. Çabuk. Nedir? Olmuyor. Satürasyon 60. Entübe edeceğim. Laringoskop acil. Tamam hocam. Evet. Gel buraya. Gel tak. Evet. Sen bir tut bunu. Ben de. Nedir? Oh. Güzel. İdrarı kontrol edeceğiz. Tamam hocam. Eğer düzelme yaşanmazsa bir şekilde diyalize bağlayacağız. Tamam hocam. Hocam, Ali gözden mi kaçırmış? Ya bu gözden kaçırılacak bir şey değil. Eğer Ali bunu da görseydi zaten gelsin cerrahi şefi olsun. Nerede o? Geldi mi? Benimle gel. Hocam çok uzun nöbet tuttu ya. Burada böyle kalmış. Kıyamadım. Teşekkür ederim Selvi. Yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. Ne yapıyorsam.
Herkes biber yiyor değil mi? Olur olur, biber olur. Ay aşkım, o bardakları nereye koyuyorsun? Buraya koyacağım. Şuraya koysan olur mu? Ay bu da yeni gelin ya, havalara bak. Allah'ım, adamı yeni vazgeçirdim, duyacak şimdi, sus. Neyi duyacak? Yeni gelini mi? Sus Nazlı. Kızım senin kaç tane ayakkabın var ya? Bu nedir bunlar bu kadar? Ya ne yapayım? Ayağımı rahat ettirecek ayakkabı bulamıyorum. Ben de her buldukça alıyorum. Bir şey diyeceğim ya. Bunun içinde eski sevgilinin cesedi mi var ya? Ben sana göstereceğim eski sevgiliyi. Ben bir yerleşeyim buraya, bir kurcalamaya başlayayım. Bir tane eski sevgilinin fotoğrafı çıksın. Bak bakalım ne oluyor? İyice kurcala, iyice bir de tozunu da alırız. Tamam, iyi olur. Ya alırım tabii be. Sevgilim de mi değil mi? Niye almayayım? Ya senin sevgilin diyen dillerini ya. Ne yapacağız biz bunları ya? Barıştırmasa mıydık acaba? Hı? Bütün gün böyle mıç mıç dolaşacaklar evde. Evet. Menemen hazır. Böyle koyuyorum. Hadi bakalım. Ben böyle direkt ortadan dalıyorum. Durupçuğumu oradan ekmeği alabilir miyim? Al canım. Çok acı değil mi? Hiç acı değil. Çok güzel. Hmm. Hmm. Aa, cefam ya. Saat 8:03 geçiyor ya. 3 dakika geç kalmışsın diye mesaj atmış. Canım benim ya. Kimse söylemedi mi peki? Bir saat izin aldığımızı. Ay. İyi ki ekliyorum o zaman. Cefam, ben isyan bayrağını çektim. Tanju Hoca, Ferman Hoca, vız gelir, tırıs gider. Tırıs mıdır o, tırıs mıdır o? Tırıs, tırıs da o abicim. Niye yapıyorsun? Adam inanıyor ya sonra. Ne olacak ya? Bir mesaj ya. Bir mesaj. İyi be. Asıl bombayı sona sakladım. Yeni bölüm şefi benim. Babam da mı mesaj yazardı be? Naziko? Sen iyi misin? Evet. Niye? Yani ne bileyim işte, bir tek o yok ya. Bir de saçma sapan bir kızla geziyor. Ezo mudur, Kezo mudur? Ezo. Vallahi arkadaşlar, ben dün Ali'yi hiç düşünmedim. Hatta bir garip davrandı ama hiç peşinden gitmedim. Evet ya, bütün gün hiç aklıma gelmedi. Ben galiba bu sefer gerçekten unutuyorum. Ben şu yumurtayı alıyorum. Al. Bak bu bitecek. Herkes yesin. O kadar yaptım. O biter, tamam. Hasta hazır mı? Başlayacağız bak. Evet hocam, hazır. Ben geçiyorum içeri. Anlaştık. Hı. Ali, hiç başlama, ameliyat yasağın bitmedi. Yukarıdan izleyeceksin. Şey, hastanenin yeni bir sahibi var. Siz tanıştınız mı? Evet. Şey, oldukça zor biri. Beni de pek sevmedi. Demek ki kendini ispatlaman gereken yeni biri daha var Ali. Nasıl? Baştan başla. Unutma, en başta ben de seni istemiyordum. Hatırla. Çok zordu. Ali, bu zorluğu da atlatmanın bir yolunu bulmak zorundasın. Bir yol bulmak zorundasın. Hepimiz gibi. Evet, verelim boyayı. Boya verildi. Daha önce bir anevrizmayı içeriden klipsledin mi? Hayır hocam. Gel. Dikkatli. Ali, var mı diyeceğim bir şey? Münevver Hanım,
O konuyla alakalı iş bittikten sonra yardım edip edemeyeceğimize bakacağız. Oldu mu? Ben Münevver Hanım için bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum. Vertebralden sola dön. Niye? O biraz bana benziyor Ferman Hocam. Yani biz hepimiz ona yardım etmek istiyoruz ama eğer bir yardım alacaksa ilk adımı kendisinin atması lazım. Önce onun cesaret etmesi lazım. Aferin. Ne aferin? Anlamaya başlıyorsun Ali. Benim beklediğim şey senden cerrahlık değil, bu. Anladın mı? Kılavuz elini çek Doruk. Kletin koy. Aneurizmaya giriyorum. Ne oluyor? Tansiyon fırladı 200. Yırtılma yok, kanama yok. İnme de geçirmemiş. Ama tansiyonu biraz daha yükselirse inme geçirecek. Bu şekilde devam edemeyiz Doruk. 20 miligram labetal ol çabuk. Yükle, yükle, yükle çabuk. Stabil olduğunda tekrar devam edeceğiz. Belli ki bir şey kaçırdık. Hocam kan basıncı stabildi başladığımızda. Son 6 yıldır da kalsiyum kanal blokeri kullanıyor. Belli ki bir şey gözden kaçırdık Ali. Durduk yerde tansiyon bu şekilde fırlamaz. İyice bir derinlemesine araştırma yapın ve bu adamın ne olduğunu bulun bana artık. Yeter. Alın şunu. Çok gururlu hocam. Yani haksız da sayılmaz. Senelerce tek bir kuruş bile almamış. Ne yaptılarsa anne kız birlikte yapmışlar. Senin gibi mi yani? Affedersin kızım. Eleştirmek için söylemedim. Aferin sana da. Yani gelmeyecek öyle mi? Demiş gitti. Bir de yüz yüze deneyecek. Ama ben çok sanmıyorum. Tabii. Babalık herkesin harcı değil. Değil mi? İyi hadi sen git. Diren Bey'i bir kontrol et. Geliyorum kızım. Bekleyecek baba seni yukarıda. İzleyecek seni yukarıda. Yukarıdan izleyecek seni. İzel, Ahmet Bey'in dosyasını alabilir miyim? Dosyası burada. Tamam, imzalanacak yerleri imzalıyorum. Sen de istersen bakarsın. Tabii ki bakarım. Thank you.
Münevver Hanım. Eşinizin neyi olduğunu bulduk. Kan tahlillerine göre eşiniz ilaçlarını kullanmıyormuş. Yok, kullanıyordu. Cafer yapmaz öyle bir şey. Bizce de yapmaz. Nasıl yani? Bir dakika. Yani siz benim yaptığımı mı düşünüyorsunuz? Ben ne yapacağım? Yani ilaçlarını mı atacağım? Öyle bir şey yapsaydınız yeni ilaçlarını sorardı. Ama kapsüllerin içini boşaltıp şekerle doldurabilir ya da en iyisi tuz. Tuzla doldurabilirsiniz. Böylece son bulurdu kabusunuz. Yok yani saçmalamayın lütfen. Ben cani biri miyim? Hanımefendi, birisi eşinizin ilaçlarını düzenli bir şekilde değiştirmiş. Üstelik bunu uzun süre planlı bir şekilde yapmış. Planlayarak cinayete teşebbüs bulmadı. Bakın size yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Size yemin ediyorum. Münevver Hanım. Babam benim kahramanım. Ama çok hasta. Emin miyiz biz Tanju Bey'in geleceğinden? Geleceğim dedi ama... Haklı olduğunu söylemek zorundayım. Dün bu hastanenin en tepesindeydi. Bugünse bu hastaneye ilk geldiği günkü yerine dönüyor. Daha da yani. Kimse kaldıramaz. Bu arada ameliyatım var benim, haberiniz olsun. Tamam o zaman. Gelmediği takdirde zaten cerrahiye yeni bir doktor almamız gerekecek. Ama ben önceden bir araştırma yaptım. Adaylar... Vuslat Hanım, beni işten çıkartın. Aksi takdirde sizin kurallarınıza göre oynamak zorunda kalacağım. Sizi şimdiden uyarıyorum. Adil Hoca. Sen başhekimsin. Kabul. Ferman, sen de bölüm başkanısın. İkinizin altında da çalışacağım. Neden biliyor musunuz? Kararınızdan pişman olun diye. Sonradan gelip bana yalvarın diye. Sırf o günü görmek için. İşte tam da bu yüzden. Ya şimdi beni işten çıkartın. Ya da benden günah gitti. Şimdi bu hastaneyi sevdim işte. Diren Bey.
Ceren Bey günaydın. Diren Bey. Açıyorum. Diren Bey nerede? Odasındaydı. Ben acil durum var diye geldim. Yok mu? Yok, hayır, gitmiş. Koş, güvenliklere haber ver. Mavi kod çabuk. Gülün, Diren Bey odasında yok. Mavi kod. Alo Santral, bir hasta kaçmış, mavi kod. Alo Demir, neredesin? Ya yok, kızı Nuh diyor, peygamber demiyor. Ben hastaneye geri dönüyorum. Diren Bey yok, gitmiş. Çabuk bir şekilde getir kızını. De ki baban seni bir kere bile görebilmek için ölmek istiyordu. Hemen getir. Hadi çabuk. Tamam, tamam ya. Allah Allah ya. Tamam, ben geri dönüyorum. Tufancığım. Anneciğim. Tufancığım, beni affet, olur mu? Niye anne? Sen daha çok ufaksın. Büyüyünce daha iyi anlayacaksın. Anne neden sustu? Ama ben sana artık yalan söylemek istemiyorum. Senin baban oğlum. Çok iyi biri değil. Benim babam iyi bir adam. Benim babam bir kahramanı. Oğlum bak, değil. Değil, ben sana bunları söylemek istemedim. Sen anlama diye ben çok uğraştım ama... Yalan söyleme, benim babam iyi bir adam. Hayır. Bak, tamam gel yanıma oğlum, gel. Tamam, gel, sakin ol. Bak, otur. Bak. Sen her şeyi anlamışsın aslında. Hatta anneni korumak için neler yapmışsın. Ama aslında annenin seni koruması lazımdı. Hadi anlat anneciğim. Hadi anlat, korkma. Babam hastayken daha iyi değil miydik? Babam kalkmıyordu yatakta. Sen de ağlamıyordun geceleri. Uyumuyordum ben, sizi dinliyordum. Sonra uyanınca babam kalkmaya başladı. Sen de yine ağlamaya başladın. Sonra ben de bir gün izledim internetten. İlacını... Evet. Değiştirdim. Tuz koydum. Babam ilacını içmezse sen de geceleri ağlamazsın diye düşündüm. Senin için yaptım, özür dilerim. Gel buraya, gel benim aslanım oğlum. Sen çok yanlış bir şey yaptın. Ama anne senden de yanlış bir şey yaptı. Aslan oğlum benim. Tamam anneciğim. Bak. İşte ben her şeyi toparlayacağım, tamam mı? Tamam mı? Anne her şeyi halledecek, söz veriyorum sana. Çok
Hadi gel ağlama daha fazla, gel sarıl bana. Tamam, teşekkürler. Nazlı, buldular. Nerede? Çatıdaymış. Gelmeyin. Tamam, sakin. Hocam. Tamam. Diren Bey, lütfen. Lütfen sakin olun. Size yardım edeceğiz. Lütfen. Ben sakinim zaten. Bakın, böyle göremezsiniz kızınızı. Size söz veriyoruz, getireceğiz. Sizi görüştüreceğiz. Lütfen durun. Görüştürseniz ne olacak? Kızacak, bağıracak. Sonra da suratıma bir daha bakmayacak. Ama böyle iyi. Onu dilediğim kadar, dilediğim gibi görebileceğim. Diren Bey, lütfen! Lütfen, lütfen! Lütfen! Üzülmeyin Adil Bey. Ben çok bencil, çok kötü bir adamım. Hem beni öldürdüğünüz için size çok teşekkür ederim. Lütfen! Hayır, durun, durun, durun! Baba! Nesrin! Benim baba! Hadi in oradan. Kızım ben. Umurumda değil. Gelmeyecektim zaten. Baban öldüğünü sanıyor dediler. Ben de dedim benim için zaten öldü. Hiç olmadı ki. Korktum aslında. Anneme ihanet ediyormuşum gibi hissettim. Ama en çok da seni sevmekten korktum. Bak. Her şeye rağmen geldim. Şimdi seninle sıra. Baba. Hadi in orada. Diren Bey, gülüyorsunuz. Gülüyor muyum ben? Evet baba, ağzın kulaklarında. Gülüyor muyum? Yani gülüyorsam yaşıyor muyum yani? Yaşıyorsun tabii. Ben, her şey daha yeni başladı. Adil Bey, yaşıyormuşum. Yaşıyorum. Hayatımda ilk defa bir hasta yakınına ameliyatınız iyi geçti demek istemiyorum. Herkesin bir şeytanı vardır.
Ama inan bana, dışarıdakiler içimizdekilerden çok daha iyi. Daha fazla katılamazdım hocam. O zaman ben Ali'yi alıp Münevver Hanım'ın yanına gidiyorum. Münevver Hanım nerede? Bilmiyorum. Ben geldiğimde pılını pırtını toplamış gitmişti. Hayır, kocasını da sormadı. Ben hiçbir şey anlamadım. Cesaret etmiş sonunda. Darısı başımıza kara şimşek. Belki bir gün biz de kendi şeytanlarımızı yeneriz. Ne demek istediğini anlamadım ama çok mutluyum. Hiçbir şey beni bozamaz. Ali, seni arıyordum. Sana bir paket geldi. Ama şimdi açma. Vuslat Hanım çağırıyor. Vuslat Hanım mı? Sadece seni değil, tüm asistanları çağırıyor. Rahat olun. Oturun lütfen. Sen kalabilirsin öyle. Ay yok. Şuradan sandalye çeksene, gel buraya sarız. Senin ismin nedir? Nazlı. Nazlı. Sen hep böyle Ali'yi korur musun Nazlı? Oho, bu daha ne? Sorun yok. Açık sözlü insanları severim. Ama adam kayıranlardan hiç hoşlanmam. Elime attığım hiçbir işi yarım yapmaktan hoşlanmam. Eğer ben bu hastaneyi yöneteceksem işin mutfağını da bilmek isterim. O zaman bir 6 yıl kadarcık okumanız gerekecek. Demir, Doruk, Nazlı, Ali Vefa. Bundan sonra her gün içinizden seçtiğim biri bana vakaların sunumunu yapacak. Kendimi geliştirmek istiyorum. Hanginiz başlamak ister? Bir de bunun için mi rekabet edeceğiz? Yok yani siz açık sözlü insanları severim deyince ben oradan birden gazı... Tanju Hoca bizi rakip yaptı. O pek çalışmadı. Siz rekabet görmemişsiniz.
Hanginiz? Seninle başlayalım. Ali Vefa. Merak etmeyin, hepinize sıra gelecek. Akşam gelseydin söyleyecektim. Duygularından kaçamazsın Ali. Bunun bir yolu yok. O yüzden cesur ol. Yanında olmama gerek yok. Bak bu küreye ve hatırla. O zaman beni umursuyor musun yani? Ben sana senden çok korkuyorum Nazlı. Seni sevmekten çok korkuyorum. Bir dakika. Bütün bunlar bana çok karışık geliyor.
neler hissettiğimi anlayamaz oldum. Etrafımda bana yardım edecek kimsem de yok. Sana ne olduğunu sadece sen söyleyebilirsin. Sorma. Soracağım. Sen beni unuttun mu Nazlı? Nazlı, bir şey de. Nereye Ali Vefa? Seninle başlayacağımı söylemiştim. Vakit kaybedeceğimi mi sandın? Ama yeni bir vaka olmadı ki daha. Ne anlatacağım size? Of, vaka anlatacağını kim söyledi? Ne anlatacağım? Bölümde neler olduğunu. Kapalı kapılar arkasında neler konuşuluyor. Kim ne iş çeviriyor. Benim hakkımda neler söyleniyor. Her şeyi bir bir anlatacaksın bana. İspiyonculuk. Ama bu ispiyonculuk. Benden ispiyonculuk mu? Şşş, ne yapıyorsun? Sessiz ol. Çok gizli bir görev bu. Sen benim içerideki adamım olacaksın. Ferman'a, Adile, Tanju'ya karşı, herkese karşı. Ali Vefa, muhbirim olmaya hazır mısın?